Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Şimdi gelen sorularla birleştirirsek, her bel fıtığı ameliyatına platin mi takılması gerekiyor? Soruları çok. Hayır. Yani bakın, platin dediğimiz aslında bir titanyumdan yapılan yani vida stabilizasyon sistemi. Bunu biz daha çok beldeki oynamaları ya da anstabiliteyi ortadan kaldırmak için yapılan bir işlem. Ve daha çok da hani bir darlık varsa kenardaki arkadaki elemanlar, kemik elemanlar genişletilmesi için yapılmışsa uygulanabiliyor. Ya da bir kayma varsa, belinde bir kayma varsa bunu sağlamlaştırmak için yapılıyor. Yani omurga, aynen şöyle söyleyeyim, omurgayı sağlamlaştırabilmek için bir destek yapıyorsunuz. Yani kolona ekstra bir mantolama yapmak gibi bir şey. Koruyucu anlamında. Koruyucu anlamda. Evet. Ama bu normal fıtıklarda geçerli bir şey değil. Yani normal fıtıklarda yaptığımız yöntem mikrocerrahiyle ameliyat etmek. Yani bu da çok küçük bir aralıktan girip küçük bir pencere açıp oradaki fıtığı boşaltmak. Bunda biz yapıyı zaten bozmuyoruz. Bozmadığımız için o bir oynamaya yol açmıyor. Yol açmadığı için de böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Yani onun için normal fıtıklarda hani halk arasında denilen platin koyma işlemi yoktur. Bu ancak arka elemanlardaki yapı bozulup da kaymaya yol açabilecek düzeyde bir sorun varsa o zaman uygulanan bir yöntemdir. İşte kaymalarda yaparız, kemiklerdeki kırıklarda yaparız biz bu işlemi. O zaman uyguladığımız yöntem ya da dar kanallarda eğer arka elemanları geniş açacaksak oradaki arka tarafı tutan eklemleri de biraz almak durumunda kalırız. O yüzden bu işlemi uygularız. Onun dışında normal ameliyatlarda yaptığımız bir işlem değil. Evet. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.